İsmail Saymaz, evet yani bu görüntüler hani gördüğümüz kadarıyla ben biraz tarif ettim ama sen de baktığında bu görüntüler sana ne söyletiyor? Dikkatini çeken özellikle neler var? Bir de senden dinleyeyim şimdi, görüntüye dair tahlilini. Şimdi bir kere tabii bu görüntünün önemli özelliği iki saldırıdan işte giriyorlar içeriye. Evet. Yüzleri maskeli, gözlerinde gözlük var. Antreden giriyorlar, kilisenin dış kapısından içeri giriyorlar antreye. Bu şu an önünde durdukları kapı ise ibadet salonunun bulunduğu kapı. Yani iki kapı. Bir ön kapı açık. İbadet salonunun kapısını açıyorlar. İçeride ibadet var mı diye bakıyorlar. Ve girip girmemeyi tartışıyorlar ya da düşünüyorlar. O esnada içeriye dış kapıdan içeriye giren kişi Maktul Tuncer Murat Cihan. Maktul içeri aralarından giriyor. Kapıyı açtıkları kişi hayatını kaybeden. Evet, hayatını kaybeden kişi. Evet, hayatını kaybeden kişi. Yani Maktul Tuncer Murat Cihan onların arasından giriyor ve onlardan biri kapıyı Maktul'e açıyor, kurbanı açıyor. Tabii o anı şaşırtıcı yani. Üzerinde maske tabii var. Normalde Murat Tuncer'in durup geri çıkması gerekir. Yani herhalde öyle bir refleks göstermesi gerekir. Fakat yüzleri silahlı kişileri de görüyor bu arada. Herhalde dalgın, öyle anlıyoruz yani. Ya da anlık güvenlik görevlisi diye düşünmüş de olabilir değil mi? Çok anlık. Orada başka bir skandal var. Oraya geleceğim. Orada başka bir skandal var. Oraya geleceğim ama asıl bunu anlatayım. Yani görüyorsun işte maskeli, yüzleri tümüyle kapalı, gözlerinde gözlük var. Ve içeride yani dış kapıdan girmişler. İçeride antredeyken kilisenin... Sesim geliyor mu? Evet evet dinliyoruz. Antrede durup kilisenin salonun içine bakıyorlar. Bu esnada kurbanlar aralarından geçip giriyor içeriye ve o içeri girince derhal içeriye giriyorlar. Zaten kilisenin içindeki görüntüleri daha önce izlemiştik. O ilk içeriye giren salona dalar dalmaz Tuncer Murat'a silahın kabzasıyla vuruyor. Onu yere düşürüyor, sonra başına ateş ediyor. Sonra salona doğru ateş etmeye devam ediyor. İkincisinin kapı ağzında silahı tutukluk yapıyor. Bu arada ibadet salonu içerisinde Polonya konsolosu da var benim duyduğum kadarıyla. Onun ailesi de var. İçeride ibadet evet, edenler evet, çocuklarıyla birlikte arasında orada var. Evet, yani Polonya konsolosu ve beraberinde ailesi var. İçeride bir grup Filipinli var 10-15 civarında. Onlar muhtemelen Türkiye'de bakıcılık hizmeti veren Filipinliler. Onlar da içeride. Şimdi tabii saldırı kısa bir süre sürüyor. Sonra birinin silahı yapıyor ve sonra kiliseden yine aynı şekilde yürek dışarı çıkıyorlar. Burada ilginç olan şu, işte o an yani kurban katillerin Maktul'e kapıyı açtı. Burada ilginç olan şu, kiliseye gelmezden yaklaşık 2 dakika önce arabadan iniyorlar ya da onları getiren kişi onları 2 dakika önce bırakıyor ve bunlar sokak görüntülerinde görünüyor. Yüzleri maskeli ve gözlü şekilde yürüyorlar. Yani sokakta böyle iki insanın yürümesi dikkat çekmeli. Ve onlar yaklaşık 1,5-2 dakika yürüyerek kiliseden önce hemen CHP ilçe binası var. Orayı geçerek kiliseye gelip kilisenin içine giriyorlar. Burada kritik olan şu. Normalde benim emniyet yetkililerini öğrendiğim kadarıyla her pazar günü, ibadet günü kilisenin önünde ya da içinde bir güvenlik görevlisinin bulunması gerekiyor. Bir polisin bulunması gerekiyor. Ya önünde bir polis arabası ya da bir polis ya da kilise içinde resmi ya da sivil bir polisin bulunması gerekiyormuş. Ve bu olay sırasında Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nin önünde ve içinde polis memurları yok. Neredelermiş? Benim öğrendiğim kadarıyla kilisenin 100 metre ilerisinde herhalde bir devriye sırasındalarmış. Halbuki onların kilisenin önünde ya da içinde olması gerekiyor. Bu büyük bir güvenlik zafiyeti, güvenlik açığı. Normalde pazar günleri ibadet sırasında kilise önünde ya da içinde bir polisin olması gerekirmiş. Hatta şu antre var ya, antrenin bulunduğu yerde normalde polis olurmuş. Yani bazen geldiği de olurmuş. O hafta gelmemiş ya da yok o hafta. Hatta bununla ilgili bu polis memurları hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendim. Bu olay sırasında kilise önünde ya da içinde bulunmayan polislerle ilgili idari soruşturma başlatıldığını öğrendim. Dolayısıyla İki ihtimal olabilir. Ya bu saldırganlar kilisenin önünde polisin olmadığı, önünde ya da içinde polisin olmadığını önceden istihbar haber almışlardı. Daha önce de herhalde keşif yaptılar yahut istihbarat elde ettiler. Burada önünde ya da içinde polis yoktu, bunu biliyorlardı.
ve bu rahatlıkla geldiler. Bu birinci senaryo olabilir. Ya da polisle çatışma ihtimalini göze alarak geldiler. Bu da olabilir. Çünkü polis olsaydı illaki burada bir çatışma çıkacaktı. Bu bakımdan da bu durumun kendisi çok önemli. Evet, saldırganların yakalanması, bir gün gibi kısa sürede saldırganların yakalanması çok önemli. Evet. Ancak bu saldırının önlenmesi noktasında bir zafiyet olduğu da su götürmez bir gerçek. Neden kilisenin önünde polis yoktu? Neden kilisenin içinde o an bir güvenlik görevlisi yoktu? Normalde bulunması gerekirdi. Şimdi İsmail bir araya girip şöyle bir soru sorayım mı? Bu tabii kilisedeki saldırı haberi geldikten sonra şöyle bir algı oluştu. Hani işte doğrudan orada Tuncer Murat Cihan'ın hedef alınması ve öldürülmesi, sonra da hemen çıkmaları. Acaba doğrudan bir kişiye yönelik bilinçli bir saldırı mıydı? O ihtimali gündeme getirmişti o senaryoyu. Bu görüntüler ama biz, çıkana kadar ben de böyle. Bu görüntülerden anlıyoruz ki değil. Şimdi bu görüntüler çıkana kadar ben de öyle varsaydım. Çünkü Şimdi Tuncer Murat Cihan Bayburtlu Alevi bir vatandaşımız. Zaten cenazesi Nurtepe cebevinden kaldırıldı. Evet. Bir dayısı Hristiyan, sonradan Hristiyan olmuş. Kendisinden de muhtemelen dayısının etkisiyle Hristiyanlığa dair bir sempatisi var. Ya da bu inanca bir yönelimi var. İlk kez bu kiliseye gelmiyor. Daha önce de 4-5 kez ya da daha fazla kiliseye gelmiş. Zaten öyle hasbelkader uğramıyor. İbadet anında, ibadet gününde geliyor. Abisiyle konuştum. Abisi işte yaklaşık 1-2 ay önce ben kiliseye gidiyorum dediğini, kardeşinin ben kiliseye gidiyorum dediğini kendisine aktarmış. Bu nedenle ben şöyle varsaymıştım. Acaba işte Tuncer Murat Cihan'ın inanç değiştirdiğini düşünerek ona özel bir saldırı mı gerçekleştirildi diye düşünmüştüm. Fakat bu görüntüler bu ihtimali ortadan kaldırıyor. Çünkü saldırganlar Tuncer Murat Cihan'dan önce gelmişler ve ona kapı açmışlar. Onu takip etmiş olamazlar. Bu senaryoyu, bu görüntüler ortadan kaldırıyor. Böyle kaldı ki içeride Tuncer Murat Cihan'dan daha kıymetli, hani işte siyaseten Polonya konsolosu diyorsunuz deseler, mesela. Daha kritik insanlar var. Yani Polonya konsolosu var. Herhalde onun içeride olduğunu bilseler doğrudan ona ateş ederlerdi ki sansasyonun çapı büyüsün. Bu bakımdan ben şahsa değil kilisenin kendisine dönük bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Burada istihbarat zafiyetin üzerinde durulması gerekir. Neden kilise önünde ve içinde polis yoktu? Bunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Peki o zaman tabii burada silahın tutukluk yapması da tırnak içinde söylüyorum. O zaman büyük şans. Evet tabii, çünkü kurban sayısı artabilirdi. Yani burada iki koldan ateş edilmesi durumunda çok sayıda insan hayatını kaybedebilirdi. Bu felaketin önüne geçmiş oldu. Tabii şunu da vurgulamak gerekir. Yani IŞİD Türkiye'de uzun zamandır eylem yapmıyor. Yani en son 2017 yılında olsa gerek emniyette yakalanan bir IŞİD'çi bir polis memurunu şehit etmişti. Onun dışında ben IŞİD'in 6 senedir bir eylem yaptığını hatırlamıyorum. Hem IŞİD'in yurt dışından gönderdiği eylemcileriyle hem Türkiye'de devşirdiği, kurduğu hücre üzerinden herhangi bir eylemlik söz konusu değildi. Doğrusu IŞİD Türkiye'de 2014'ten 2017 arasında eylem yaptığı dönem içerisinde de kiliseleri hedef almadı. Kilise ya da sinagogları hedef almadı. Keşif yaptığı olmuştur. Ancak daha çok Türk toplumunun fay hatlarına dönük saldırılar gerçekleştirdi. İşte yani HDP mitingleri, sol mitingler ya da cemevleri gibi, işte ya da İstiklal Caddesi, Sultanahmet Meydanı gibi alanlara saldırdılar. Sultanahmet'te Alman turistlerin içinde canlı bomba eylemi yaptılar. İstiklal Caddesi'nde Suriyeli, İsrailli turist kafilesinin de bulunduğu bir noktada yaptılar. Ama doğrudan bir kilise ya da sinagog saldırıları olmadı. Şöyle, 2014-2016 arasında olmadı ama 2004 yılında sinagoglara saldırı gerçekleştirilmişti. Yine 1985-86 yıllarında bir sinagog saldırısı daha vardı. Bunlar ise El-Kaide'nin saldırılarıydı. Peki. Biz ilerleyen dakikalarda... Bu bakımdan da şu soruya bir yanıt verilmesi gerekir. Eğer bunlar IŞİD hücresi ise, şu an için öyle olduğu değerlendiriliyor. Neden 6 yıl sonra harekete geçtiler? Neden böyle bir zamanlama bu zamanlamaya göre eyleme yöneldiler. Buradaki
Bu yani IŞİD'in daha önce yaptığı eylemlerin hemen hepsinde bir siyasi maksat ve bir siyasi gündem takibi vardı. Bunda bugün harekete geçmelerinin sebebi nedir? Kiliseye hedef almalarının sebebi nedir? Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Tabii şöyle, ben hani birazdan ilerleyen dakikalarda emekli polis memuru Mustafa Böyürcü ile de konuşacağım bu meseleyi. Dolayısıyla özellikle başta istihbarat olmak üzere o soruları yönelteceğim kendisine. Bu arada bir soru daha vardı aklımda ama birden uçtu gitti İsmail Saymaz. Şöyle, şimdi çok kısa bir sürede 51 gözaltı var ya, şimdi o da bana şunu düşündürttü. Sonuçta bunların bir şekilde kaydı var diye düşünüyorum poliste, değil mi? Zaten yoksa bu kadar kısa sürede birbiriyle bağlantılı olan insanların bu kadar kısa sürede yakalanıyor olmasının başka bir açıklaması olamaz. Sadece bir araç takibinden bir anda bu kadar kişi gözaltına alınamaz. Yanlışsam düzelt lütfen beni. Dolayısıyla da zaten hani polisin takibinde olan bir şekilde bilgisi dahilinde olan insanların eğer içinde bulunduğu bir saldırıya tanıklık ediyorsak o istihbarat sorusu her zamankinden daha değerli hale geliyor. Tabii şöyle yani Başakşehir'de kalandılar diye biliyorum. Bu yakalanlardan biri Tacik, biri Rus kökenli ve daha çok IŞİD'in ya da radikal grupların network'ünün yoğunlaştığı bölgelerde yaşıyorlar ve bunlar daha önce havalimanı saldırısında da efendime söyleyeyim başkaca IŞİD eylemlerinde de aşağı yukarı aynı bölgelerde yoğunlaşmışlardı. Dolayısıyla bu bölgelerin takip altında olduğunu, yine IŞİD ve benzeri radikal yapılanmaların ağları içerisinde ulaştıklarını gösteriyor. Dolayısıyla bu alanın önceden bilindiği için takip edildiğini ve kolaylıkla yakalandıklarını gösteriyor. Yani şu an için o kadarını değerlendirebiliyorum. Bu görüntülerden de bir kez daha altını vurgulayalım seninle birlikte. Burada aslında kiliseye dönük bir saldırının planlandığını arıyoruz, anlıyoruz. Öyle anlaşılıyor. İsmail Saymaz'ın tabii bu DAEŞ'in hani bir 6 yıl sonra ilk defa bir eylem düzenliyor olmasına vurgusu da çok önemli. Neden değil mi şimdi? Neden harekete mi geçti daha doğrusu? Bunu başka saldırılar izleyebilir mi? Herhalde Türkiye'nin bugünden itibaren en önemli sorularından birisi bu olacak. Dolayısıyla DAEŞ'e yönelik operasyonlar da her zamankinden daha hassas bir hale geldi. Değil mi İsmail Saymaz? Evet. Yani tabii dediğim üzere bu örgütün bağlantıları hem açığa çıkarılmak zorunda hem de sosyal ağı, network'ü ortaya çıkarılmak zorunda. Çünkü 6 yıl gibi uzun bir zamandır IŞİD harekete geçmiyordu, eylem yapmıyordu. Ne oldu da şu an bu güce kavuştu ve bu cürete kavuştu? İsmail, bu arada ekrana bir araç görüntüsü geldi. Saldırganların içinde bulunduğu araç. Ben yine bakıyorum mesela bugün yansıyan o hani yeni detaylara. O araç bundan bir sene önce... Bir yıl önce gelmiş. Değil mi? Polonya'dan mı getirilmişti? Evet, öyle okudum. Aslında bilmiyorum ama öyle okudum. Yani öyle olduğu söyleniyor. Bu arada yani... şunu biliyorduk, yani Suriyeliler ve Kuzey Afrikalılar dışında IŞİD network'ünün etkili olduğu ağlar, işte özellikle Ruslar ya da Rusya'nın hüküm sürdüğü bölgedeki işte Kırgız, Tacik gibi topluluklar arasında etkili olabiliyorlar. Özellikle Tacikler ve Kırgızlar'da güçlü bir IŞİD ve radikal eğilim var. Zaten 2017 yılbaşında bir eğlence mi Reyna'ya yapılan saldırı da buna benzer tipik bir saldırıydı. O saldırgan da yanlış hatırlamıyorsam Kırgız ya da Tacik olmalıydı ve saklandığı bölge yine Başakşehir hattıydı. Ve İstanbul'un dış çeperlerindeki toplu konut alanlarıydı. O nedenle aşağı yukarı aynı network içerisinde başka bir saldırı daha gerçekleştirildi. Yine havalimanı saldırısında da kullanılan tetikçiler Ruslardı ve sanırsam Kafkasyalılardı. Onlar da benzer bir network içerisinde saklandılar ve bu eylemi gerçekleştirebilirler. Şimdi yani 6 yıl sonra harekete geçmiş olmaları IŞİD network'ünün, IŞİD ağlarının Türkiye'de hala canlı olduğunun ve her nedense bugün eyleme geçme kararı aldığının kanıtı niteliğinde. Evet. Bunun üzerine düşünmek zorundayız. Zaten İsmail, hep şöyle şu ifadeyle konuşmuyor muyuz aslında meseleyi? Hani uyuyan hücreler. Sonuçta
Yani bunun varlığını biliyoruz değil mi? Yani bir IŞİD yapılanması var, yani, var Türkiye'de. Türkiye'de birkaç tane IŞİD yapılanması var. Bir tane yok. Yani bir bir IŞİD'in işte Rusya'daki, Kuzey Afrika'daki, Suriye'deki doğrudan kendi elemanlarıyla oluşturduğu bir ağ var. Bir de IŞİD'den etkilenen, onun kamplarına giden, orada silahla eğitim alan ya da yakınları IŞİD saplarında olan insanların oluşturduğu Türkiye'deki IŞİD yapılanması. Dolayısıyla birkaç IŞİD yapılanması var ve onların sosyal tabanları var. Hı hı. Bu arada arkadaşlar, bu araç içindeki görüntüler saldırı sonrasında kaçarkenki güvenlik kamerası görüntüleri mi, öncesindeki görüntüler mi? Bu detayı biliyor muyuz? Tamam, bu detayı bilmiyoruz. Peki 150 kişilik bir ekip oluşturulmuş değil mi emniyette? Yani özel bir ekibin operasyonuna tanık olduk biz bu saldırıdan sonra İsmail Saymaz. Evet, yani ya emniyet belli ki IŞİD'i bir biçimde gözlem altında tutuyordu ya da IŞİD ağlarını takip altında tutuyordu. Dolayısıyla bu saldırganları bulması, onların bağlantılarını ortaya çıkarması kolay oldu. Ama bu arada 20 küsur civarında ilde operasyonlardan söz ediliyor. Bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olması da şaşırtıcı. Onu da söylemek gerekir. Yine bazı bilgilerde şu gözüme çarptı. Gözaltına alınan bazı kişiler hemen deport edilmiş, sınır dışı edilmişler. Neye göre sınır dışı edildiler? Yani suçluysalar niye edildiler? Değilseler Türkiye'de ne geziyorlardı? Yani evet, bu kadar kolay sınır dışı edilebildiyse bunların Türkiye'de ne işi vardı? Bu kadar geniş bir ağda operasyon yapmak belki bir başarıdır ama IŞİD eylemiyle bağlantılı insanların bu kadar geniş bir coğrafyada yaşıyor ve yayılmış olması da çok dikkat çekici, evet, değil mi?